fiili bir şey. Yani hem söz mesela Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ya Rabbi sen büyüksün diyoruz. Ama bir de fiili bir şey. Yani Allah'ı kucaklar gibi bir şey. O da namazdır. Yani fiili. Mesela onu secdeye kapa, onun huzurunda olduğunu düşünerek. Çünkü Allah her yerde çünkü. Ona tevazusunu, ona bağlılığını mümin göstertiyor. Sonra ne oluyor? Ben diyor Allah'a sevgimi gösterttim. Allah'a sevgisini ruhunda doyurmuş oluyor. Bir yönde. Bir yönde doyurmuş oluyor. Allah'a saygısını da göstermiş oluyor. Bunun sonucunda kul kendi kendini sever. Yani Allah'ı seven, Allah'a saygı gösterten, iyi bir insan olduğuna, dürüst insan olduğuna, vicdanlı bir insan olduğuna kanaati gelir. Kendi kendini sevince de cennette mutlu olur. Eğer bir insan kendi kendini sevmiyorsa mutlu olamaz. Öbür türlü kendini nefret eder. Mesela namaz kılmayan insanlara bakıyoruz. Pişmanlık içinde ve üzüntü içindeler. Kendini sevmiyor. İçi rahat değil. Ama namaz kıldığında ne diyorlar? Bak hep duyarsınız. İşte bir huşu buldum, huzur buldum, kalbim rahatladı, içim açıldı der. O neden? Allah'a karşı vicdan rahatladığı için. Gönlü rahatladığı için. Allah'ı sevmede kalbini tutan çember açılmış oluyor. Ferahlamış oluyor ve Allah'ı sonsuz sevgiyle sevebilecek gücü kendinde o zaman buluyor. Allah'ı sevdiğine kendini inandırması için kulun ve kendi kendini sevmesi için ibadete ihtiyacı vardır. Yoksa Allah ne yapsın ibadeti tabii yani hiç onun bir anlamı yok Allah için. O anlamda bir gerekliliği yok. Münafığın içi